Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar <laughs> ve salatu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yakub'un hayatı noktasındaki yürüyüşümüz, sireti Embiyanın Enbiya'nın şu andaki sahibi o ve biz onun hayatını anlamı adına bir yolculuğa çıktık. Bugün de nasip olursa üçüncü dersimizi yapmış olacağız. Ve bugün itibariyle Hazreti Yakup'un derslerini de nihayete erdirmiş olacağız. Haftaya Hazreti Yusuf'la alakalı derslere başladığımızda yine aslında Hazreti Yakup sık sık değindiğimiz, misafir olacağımız ya da çeşitli vesilelerle mesaj alacağımız önemli bir peygamber olarak karşımızda duracak. Yani Hz. Yusuf'un derslerinde de Hz. Yakup'u çokça görmüş olacağız. Ama bugün en azından onunla alakadar olan eksende onun olduğu derslerimizi nihayete erdirmiş olacağız. Hatırlarsanız geçen hafta Kur'an'da Hz. Yakup'la alakalı bir fasıl açtık ve orada da epey bazı malumatları sizlerle paylaşmış olduk. O ayetlerden de gördüğünüz üzere Kur'an Hayatının her safhasını bize anlattığı bir peygamber değil Hazreti Yakup. Bazı peygamberler vardır, çok daha fazla detay anlatır Kur'an. Bazı peygamberler vardır ki onların üzerinden farklı mesajlar verilir ve biz o ayetler çerçevesinde anladığımız zaman o İslam peygamberinin Kur'an'da anlatılma sebeplerine ait bazı kodları öğrenmiş oluruz onun üzerinden de aslında Kur'an'ın bize vermek istediği o mesajı ya da bizde uyandırmak istediği o bilinci biraz olsun fark etmeye çalışırız. Ama Hazreti Yusuf derslerinde biz baştan sona Hazreti Yusuf'un hayatını ilk kez bir peygamberin hayatına öylelikle biz aslında talip olacağız. Bir kronolojinin takip edildiğine şahit olacağız. Ve o kronolojinin içerisinde Yusuf Aleyhisselam'ın babası olan Yakup Aleyhisselam'ın da hayatının farklı devrelerini aslında oğlunun üzerinden görmüş olacağız. Ama biz geçen haftaki o Kur'an'ın anlattığı Hazreti Yakup'la alakalı bilgileri zihnimizde bir daha böyle çağrıştırırsak, tekrar edersek ne anlattı Kur'an bize Hazreti Yakup'la alakalı? Dedesi Hazreti İbrahim'e, ninesi Hazreti Sare'ye, ve babası Hazreti İsa'ka bahşedilen ve müjdelenen bir evladı anlattı bize. Bakın bunlar önemli bilgilerdi ve biz bu bilgileri aslında Hazreti Yakub'un üzerinden de okumuş olduk. En'am suresinin 84. ayetinde Hud suresinin 71. ayetinde elbette ki başka ayetlerde de. Bir hakikati öğrendik ki o hakikat çok mühim. Hayatı boyunca muhataplarına tevhid'i anlatan bir peygamber Hazreti Yakup Bakara 132'de bu hakikati gördük ki başka ayetlerde de var. Yine birçok İslam peygamberinin üzerinden gördüğümüz mesajı okuduk Hazreti Yakup'ta. Peygamberlerin ortak davasının tevhid olduğu hakikati onun üzerinden de defaatle nazarlara verildi. Başka peygamberlerde de vardı ama özellikle Hazreti Yakup'ta da bunu gördük. Bakara 136'da bunun için bir örnek olarak bizim için yeterli. Hazreti Yakup'un da esbatında esbat torunlar biliyorsunuz. Müslüman olduğuna dikkat çekilen ayetleri okuduk. Bakara 140'da bunu gördük. Hazreti Yakup'un ve esbatın, esbat sıptın çoğulu biliyorsunuz. Sıpt torun demek ve Kur'an'da beş yerde geçen bir kavram aslında bu. Genel anlamda da İsrail oğullarına yönelik olarak kullanılır. Mesela bir yerde Araf suresi 160. ayetinde İsrail oğullarının 12 kabileye ayrılmasıyla alakalı o bilgi verilirken orada esbat denir. Ama geri kalan Bakara 136'da, 140'da, Ali İmran 84'te, Nisa 163'te Hazreti Yakub'un torunlarına ki kasıt belli zaten Beni İsrail'e aslında orada vurguda bulunur. Orada özellikle onların Müslüman olduklarına niye dikkat çekildiği herhalde dikkatimizi bizim de celbetmiştir. O bir hakikat zaten bütün peygamberler İslam peygamberidir. Ama ısrarla bazı peygamberlerin Müslüman olduklarını, onların dile getirdikleri dinin İslam olduğuna dair hakikatin nazarlara verilmesi muhataplara verilmiş cevaplar. Çünkü o muhataplar Yahudiler, Hristiyanlar farklı şeyler söylüyorlar. Kur'an onların sözlerine cevap vermiyor, hakikati nazarlara veriyor ve o hakikat çerçevesinden onların İslam peygamberleri olduğu hakikatini de bizim de nazarlarımıza vermiş oluyor. Bir başka meseleyi okuduk mesela. Peygamberlerin asla birbirlerinden ayrılmaması gerektiği hakikatini nazarlara verdi ve o peygamberlerin arasının açılmaması gerektiğini söyledi. Ali İmran 84'te bunun için bize delil olarak yeter. Bunu da çok sıklıkla görüyoruz. Mesela biz Müslümanlar hiç birini birinden ayırt etmeyiz. Bizim için Hazreti İsa ile Hazreti Musa, bizim için Hazreti Davut ile Hazreti Süleyman, Bizim için Hazreti Yakup ile Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam efendimizden fark yok ki. Bütün peygamberlere iman ederiz. Peki niye Kur'an bunu ısrarla söylüyor? Çünkü peygamberleri birileri parselleyecekler. Bu ifade belki biraz çirkin bir ifade ama ne yazık ki böyle. Peygamberlerin millileştirildiği, ideolojileştirildiği, ideolojiye işte vesile kılındığı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu bizim, diğeri bizim değil. Hakikatin parçalanması, İslam'ın parçalanması ve aynı yerden gelen, aynı görevle görevlendirilen o peygamberlerin birbirlerine karşı konumlandırılması ve birbirlerine karşı sanki bir rakipmiş gibi sunulması beni İsrail'in içerisine düştüğü en büyük çıkmazlardan, hatalardan birisiydi. Israrla Kur'an bunu bizim nazarımıza bunun için veriyor zaten. Bir önemli şeyi daha okudu ki bugün onun ayrıntılarına geleceğiz. Vefat yolunda iken çocuklarına ve torunlarına tevhidi vasiyet eden bir peygamber Hazreti Yakup. Bakara suresinin 133. ayeti. Görüldüğü üzere mesela temel mesajları veriyor Kur'an bize. Ama Hazreti Yakup'un hayatının safhalarına ait detaylara girmiyor. O detayların kısmı, bir kısmını dediğim gibi Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'u okurken okuyacağız. Ama direkt eksende Hazreti Yakub'un olduğu ayetlerde mesajlar ön plandadır. O mesajlar çerçevesinde de biraz daha bunlar bizde anlatılır. Ama bu anlatılanların üzerinden benim güzel kardeşlerim Kur'an böyle bir kitap. Şu aziz kitaba hepimizin aşık olması gerekiyor. Aşık bazı sahabi efendilerimiz o zaman böyle Kur'an musafa da dönüştürülmemiş. Parça parça işte ayetler var böyle gö gö göğüslerinin üzerlerine koyup Kur'an'ın o sayfalarını sevip Rabbimin kelamı Rabbimin kelamı deyip aşklarını ortaya koyuyorlardı. O düzeyde Kur'an'a aşık olunacak ki Kur'an da başka şeyler söylemiş olsun. Bakın ayetleri söyledim size. Doğrudan Yakup Aleyhisselam'ın adını zikreden ayetlerin sayısı 16. İki kez de İsrail diye onun lakabı söyleniyor. 18 e Yusuf aleyhisselam'da Ebihi diyerek babası diyerek bazen de diğer kardeşlerinin babası diye anıldığı ayet sayısı da var 25. Bütün bunları topladığınız zaman karşınızda 40-41 tane ayet var. Ama o ayetler içerisinden öyle şeyler çıkarıyoruz ki o ayetleri koyduğunuz zaman eksene, o ayetlerin etrafında dönmeye başladığınızda Allahım burada ne diyorsun? Burada bizde asıl vermek istediği mesaj ne diye biraz böyle gayret gösterdiğinizde inanın ki öyle şeyler söylüyor ki belki bazen bir tek ayet bir büyük olayı anlamanıza, bir büyük şahsiyeti anlamanıza yetiyor. Şimdi Hazreti Yakup'la alakalı da bu kadar bilgi var. Bu bilgiler çerçevesinde biz Hazreti Yakub'un hususiyetlerini anlamaya çalıştığımızda 12 tane temel hususiyeti Kur'an nazarlarımıza veriyor. İnanın detaylandırsak, biraz daha alt başlıklara insek, başka ayetleri de biraz daha meselenin içerisine dahil esek, daha farklı şeyler de söyleriz. Ama 12 tane hususiyet bir İslam peygamberi olarak Hazreti Yakub'u anlamamıza yetecek. Bakın neler bunlar? Birincisi İbrahim'in milletinden ve hanif olduğuna dikkat çekiyor Kur'an. Bakara 135'te İbrahim'in milleti ve o da aynen dedesi gibi hanif İshak aleyhisselam gibi hanif ona vurguda bulunuyor. Bunun neden olduğunu biraz önce söyledik. O manadaki ithamların hepsini aslında cevap vermiş oluyor. İkincisi vahiy aldığına dikkat çekiyor Kur'an. Nisa 163'te İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a Yakub'a da vahy ettik diyor. E bir peygamber vahiy almaz mı? Almadığı zaman peygamber olur mu? Her peygamber vahiy alır. Ama Kur'an özellikle vahiy aldığına da dikkat çekiyorsa o aldığı vahyin üzerinde bize bizim biraz yoğunlaşmamız gerekiyor. Kur'an ona dikkat çekmesi aslında başka nazarları da oranın üzerine yoğunlaştırma anlamı taşıyor. Onun için onun üzerinde durması gerekiyor. Üçüncüsü hidayete doğru yola iletiler, iletilen kimselerden olduğuna dikkat çekilmesi. En'am suresi 84. Dördüncüsü muhsinlerden olduğuna dikkat çekilmesi. Aynı ayet. Bu iki mesajın ayeti bir. Hidayete doğru yola iletilen kimselerden olduğuna dikkat çekilmesi. Ve muhsinlerden olduğuna dikkat çekilmesi. Ayette ne dinliyor? Biz ona İbrahim Aleyhisselam'ı kastediyor. İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik hepsini doğru yola ulaştırdık. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetlerinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da hidayete erdirmiştik. Son cümle şöyle. Ve kezalike nezzil muhsinin. işte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Muhsin ne demek? Kaliteli iş yapan demek benim güzel kardeşlerim. Muhsin ne demek biliyor musunuz? Yaptığı işi ihsan üzere yapan demek. İhsan üzere yapmak ne demek? Yüzde yüz Allah için yapmak demek. Yüzde yüz. Allah için yapılan iş zaten iyi iştir. Kaliteli iştir. Allah için yapılan iş gerçekten o işin hakkı verilerek yapılmıştır. İşte o peygamberleri sayarak ve diyor ki onlar da muhsinlerden yani Allah'ın onlardan istediği gibi işi yapanlardan böyle yapan peygamberlerden biri olarak da Hazreti Yakup'u burada bizim nazarlarımıza veriyor. Beşincisi bakın Nebi oluşuna dikkat çekiyor. Meryem suresi 49. ayet. Ve hebne lehu İshaka ve yakub ve kullen cealne Nebiya. Ona İbrahim'e yani İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini nebi kıldık. Nebi Resul ayrımını geçmiş derslerde yapmıştık. Daha ona geleceğiz biz Siret-i Resul derslerine gelince bu Resul ve Nebi ile alakalı müstakil bir ders yapıp o çerçevede o iki kavramı biraz daha iyi anlamış olacağız. Altıncısı Allah'ın rahmetine ulaştığına dikkat çekilmesi. Meryem suresi 50. ayet. Bakın yedincisine dikkat buyurun. Niye kaç bin sene sonra şu anda biz İstanbul'da Eyüp Sultan'da Yakup Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Kıyamete kadar da insanlık anlatmaya devam edecek bu yedincisinden anlıyoruz. Ona doğruluk dili verildiğine ve dillerde ona bir nam bırakıldığına dikkat çekilmesi. Diller konuştukça Yakup diyecek. Çünkü Allah onlara onamı veriyor. Onların şerefi ve namı bir zamana, bir tarihe, bir olaya bağlanarak yapılmış bir şey değil. Allah vermiş onamı. O şerefi onlara kıyamete kadar devam edecek. Cennette de devam edecek zaten. Meryem suresi 50. ayet. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili yani sadakat, sıdk onların dili. Onlara böyle bir dil var ettik ve güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik. Yani dünya devam ettikçe onlar hayırla yad edilecek. Sekizincisi salih insanlardan olduğuna dikkat çekilmesi. Enbiya suresi 72. ayet ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u başladık. Her birini salih kimselerden yaptık. Enbiya 72'de de salih oluşuna böylece dikkat, dikkat çekiliyor. Dokuzuncusu gündemde tutulması gerektiğine dikkat çekilmesi. Yani burada peygamber aleyhissalatü vesselama bir hitap var. O hitabı biz de kendi üzerimize alıyoruz. Niye Yakup Aleyhisselam'la ilgili dersler yapıyoruz? Aslında burada bize böyle bir şey yüklendiği için Kur'an'ımız diyor ki Veskur ibadene İbrahim'e ve İshak'a ve Yakup. İbrahim'e, İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u da kitapta an. Buradaki Veskur yani bir emir var biliyorsunuz peygamberimize hitaben. Bu emrin ne anlama geldiğini geçmiş derslerde biraz irdelemiştik hatırlayın. Wezkur ne demek biliyor musunuz? Unutma. Hatırla. Gündem et. Sürekli onları hatırlat. Onlardan mesajlar alacağını hatırından çıkarma ve insanlığa duyur. Şimdi ben biliyorum ki beni Avrupa'dan kardeşlerim dinliyor, Amerika'dan dinliyor, Kanada'dan dinliyor, şuradan dinliyor, buradan dinliyor. Hepsine binlerce selam olsun. Ya Kur'an size söylüyor, size Size diyor ki ey Kanada'daki Müslümanlar Yakup günleri düzenleyin. Yakup, Yakup Aleyhisselam'ı gündem edin. Gündeminiz İsa olsun, gündeminiz İbrahim olsun, gündeminiz Meryem olsun, gündeminiz Yusuf olsun. Onlarla insanlığa mesajı ulaştırın. Çünkü Kur'an size diyor onları gündem et diyor. Onların üzerinden mesajları ver. Belki şu anda kapılarını başka şeylere kapatmış. Kur'an'ı dinlemiyor mesela. Müslüman olarak sen gidince karşısına Müslümanlara karşı bir ön yargısı var. Girsene ya Yakup kapısından gir oradan ya İbrahim'in kapısından gir. İbrahim'in anlattığı din bu Kur'an'ın söylediği dindir fark eden bir şey yok ki. Oradan sen bir tebliğ kapısı bul tebliğ kapısı Yakup aleyhisselamın üzerinden anlat. Ve orada da senin başlığın İsrail oğullarının atası olsun. Kur'an bize bu şeyi veriyor zaten izni. Dolayısıyla bize burada onları hatırla, hatırlat, gündem et emirlerinin üzerinden kendi dünyamıza da sorumluluğumuzu taşımak durumundayız. Onuncusu basiretli ve kuvvetli kullardan, peygamberlerden biri olduğuna dikkat çekilmesi. Ulul eydi vel efsar. <laughs> kuvvetli ve basiretli kullarımız. Kim onlar? İbrahim, İshak ve Yakup. Bunu anlatmıştım ben Hazreti İshak derslerinde bir peygamber için kuvvet ve basiret niçin gerekli? Neden bir peygamber için Kur'an'ımız bu iki özelliği öne koyarak anlattı? O derslere bir daha bakın çünkü bana zaman lazım daha anlatacak çok şeyim var çünkü. Özellikle oraya bakmanızı buradan sizden istemiş olayım. On birincisi ihlasla ahireti düşünen kimselerden olduğuna dikkat çekilmesi. Sad suresi 46. ayet bir önceki ayette Sad 45'ti zaten. İnne ehlesnahum bi halisatin zikrettar. Biz onları sürekli ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Sürekli ahiret gündemlerinde sürekli gece gündüz o ahireti düşünerek hareket ediyorlar. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi ve bunu ihlasla yapıyor. Yani sadece haşa dille değil zaten bir peygamber için bunu söylememiz asla mümkün değil. Ama özellikle Kur'an bunu dikkat çekmesi, o peygamberlerin yolunu takip etmek isteyen bizim gibi insanlara da buradan mesajlar var. On ikincisi de şu, en seçkin ve en hayırlı kimselerden olduğuna dikkat çekilmesi. Saat süresi. 47. ayet şüphesiz onlar bizim katımızda en seçkin ve en hayırlı kimselerdendir. En hayırlılar orada duruyorsa ben de hayrı istiyorsam başka hangi yolu takip edeceğim benim güzel kardeşlerim? Yol onların yoludur. Yol onların yoludur. O yol takip edilince ancak Darus Selam'a ulaşılır. Zaten Kur'an da onun için işte hayırlılar burada Salihler burada, muhsinler burada, muvahitler burada deyip bize onu işaret ediyor. İnşallah biz de bu işaretten alacağımızı alırız. Şimdi bakın ben 12 tane maddede Hazreti Yakub'un bu noktadaki hususiyetlerini Aziz Kur'an'ımızın ayetlerinin çerçevesinde çıkardım. Dediğim gibi detaylandırılsa daha neler neler çıkacak. Şimdi Hazreti Yusuf derslerinde Öyle güzel ayrıntılar var ki mesela mesela bir tanesini söyleyeyim. Şimdiden bir merak uyansın bize. Peygamber Hazreti Yakup ve gözüne ak düşüyor. Gözü görmüyor. Ama olan geçici de olsa ama olan Yakup aleyhisselamın o amalığı peygamberlik görevine engel mi değil mi? Peygamberlik görevi bazı sorumluluklar yükleniyor. Niye böyle bir durum söz konusu oldu? Oradaki o olayı biz nasıl anlayacağız? Yine gündemimiz bakın Yakup Aleyhisselam olacak. Yani Yakup Aleyhisselam'la alakalı baya baya meseleleri oğlu Hazreti Yusuf'un üzerinden öğrenmiş olacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Eğer biz tarihi rivayetlere müracaat etsek benim burada size anlattığımın kat kat daha fazlası bilgiyi orada buluyoruz. Hatırlarsanız size önceki derslerde bir şey söyledim. Yakup Aleyhisselam beni İsrail'in atası. Şimdi İsrail kaynakları, İsrailiyat kaynakları yani Tevrat'ta ve Tevrat'ın tefsiri niteliğinde olan kaynaklarda ataları olduğu için Yakup Aleyhisselam'la ilgili Yüzlerce rivayet var. İnanın ki bu yüzlerce ifade mübalağa değil. Ben artık okumaktan yoruldum. Yani bir yerden sonra insan şeyi de durmuyor. Yani böyle duygularınız da durmuyor. Çünkü çok mantıklı şeyler de yok işlerinde. İster istemez yine de bir bakalım ne yazmışlar, ne söylemişler diye bakıyorsunuz. Bir sürü şey var. Bizim kaynaklarımızda da var ki o kaynaklarımızda da mesela bizim tarih kaynaklarımızda da Birçok söylenen şeyler o İsrailiyatta anlatılanlara uyum arz ediyor. Ufak tefek bazı farkları var. Ben onların hepsini anlatmayacağım size. Gerek de yok zaten. Ama bazı tarihi bilgiler var ki o bilgileri bilmemizde fayda var. Çünkü o bilgiler Hazreti Yusuf derslerinde de bize lazım olacak. Çünkü o tarihi bilgiler netice itibariyle bazı ayetlerin, ayetlerdeki mesajların anlaşılmasına da katkı sağlayacak. Onun için çok fazla sizi sıkmadan, uzatmadan, meseleyi farklı detaylara düşürmeden bu tarihi rivayetlerle alakalı bazı bilgileri vermek istiyorum size. Tevrat'ta geçen bilgilere göre Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak onun o kardeşi Nahor'un oğlu Betüel'in kızı Rebeka ile evlendirilir. Hazreti İshak derslerinde hatırlayın bunu. Yine Tevrat'a göre Hazreti İshak'ın 20 yıl çocuğu olmaz. Yani orada yine böyle Hazreti İbrahim gibi bir şey oluşturulur. Sanki Hazreti İshak da bir çocuksuzluk imtihanı yaşamış gibi bir şey var Tevrat'ta ama bizim kaynaklarımızda bu bilgi yok. Evliliklerin üzerinden bir müddet geçtikten sonra Rebeka hamile kalır ve ikiz çocuk doğurur. İlk doğan Esav aynı anda zaten arkasından da Yakup doğar. Yakup da onun topuğunu tuttuğu için Yakup diye isimlendirilir. Onlara göre öyle. Dolayısıyla burada on çocuklar büyüyünce İshak aleyhisselamın meyli büyük olana yani Esav'a önce doğana diyelim Rebeka'nın meyli ise Yakub'a. Bu anne ile baba arasındaki bu tercihin sonradan nasıl rekabete sebep olduğunu da geçen ders bir vesileyle anlatmış oldum. Şimdi gelelim İslam kaynaklarına. Buradan devam edeceğiz zaten. Taberi'de, Yakubi'de, Salebi'de, İbnül Esir'de ve başka kaynaklarımızla. Bu Tevrat'ta anlatılan bilgileri biraz tahsih edilerek anlatılır. Bizim kaynaklarımıza göre Rebeka'nın adı Refeka'dır. Soy yine doğru Refeka binti Betvil, Hazreti İbrahim'in kardeşi Nahor'un torunu. Bizim kaynaklarımızda da Hazreti İshak'ın iki oğlu olduğu söylenilir ve ikiz olduğu söylenilir. Ama Esav ismi bizde Ays'tır. Hatırlanacağı üzere Hazreti İsmail'in derslerini dikkatle dinleyenler hatırlayacaklar bunu. Hazreti İsmail'in bir kızı oluyor. Kızının ismini Nesime ya da Besime koyuyor. Hazreti İsmail kendisi kardeşi İshak'a vasiyette bulunuyor. Diyor ki benim kızımı kendi oğluna al. Hazreti İshak da abisi İsmail'in bu vasiyetini tutuyor. Onun kızını kendine gelin olarak alıyor. Yani Ais ile evlendiriyor. O Ais ile Besime'nin evliliği Eyüp aleyhisselamın soyudur zaten. Şimdi Eyüp peygamberi de Hazreti Yusuf'tan sonra işlediğimiz zaman göreceğiz zaten. O soyun nereden geldiğini bu şekilde görmüş olacağız. Dolayısıyla Hazreti İshak'ın oğluna dayanan bir soyu var Hazreti Eyüp'ün. Ama Yakup aleyhisselamın İsrail oğlunun atası olduğunu söylemiştik. Şimdi Hazreti Yakup çocukluk ve gençlik dönemlerini dayılarının yanında Harran'da geçiriyor. Burada 20 yıl kaldıktan sonra Kenan diyarına Hazor'a Ardından Nablus'a geliyor ve gerçekten de çok böyle hicretlerle dolu bir hayatı var. Şimdi ekrana harita gelsin. Siz o haritadan da iyice dikkat edin. Haritaya iyice baktığınızda böyle İbrahim Aleyhisselam gibi yani dedesi İbrahim gibi hicretlerle dolu bir hayatının olduğunu da orada göreceksiniz. Harran'dan Hazora, oradan Nablus'a, oradan Mısır'a Mısır'dan en son babası ve dedesinin metfun olduğu El Halil'e uzanan bir hayat yolculuğu var Hazreti Yakub'un. Haritada iki çizgi var. Sarı çizgiler onun kendi hicretini gösteriyor. İşte dediğim gibi Harran'dan başlayıp ta Mısır'a kadar uzanan. Kırmızı çizgiler de Mısır'dan geri dönüş. El Halil'e dönüştür. O dönüş Hazreti Yakub'un vefat ettikten sonradır. Şimdi onun detaylarını da anlatacağım. Mısır'da vefat ediyor ama kendisi vasiyet ediyor beni babamın bulunduğu yere defnedin diye. Mısır'dan tekrardan El Halil'e getiriliyor ve El Halil'de Hazreti İshak'ın tabii ki dedesi Hazreti İbrahim'in de bulunduğu yer ki şu anda işte işgal altında olan o güzel mescit o mescitte defnedilmiş oluyor. Hazreti Yakup hem Hazor'da hem Nablus'ta Hayvancılıkla uğraşıyor, sürüleri büyüyor, zenginleşiyor. Annesi refka, Hazreti Yakub'un Kenan diyarından bir kadın ile evlenmesini istemiyorlar. Mesela biliyorsunuz Yahudilik anneden gelen bir şey. Mesela babanın Yahudi olması yetmiyor, özellikle annenin Yahudi olması çok daha önemli bir şey. Özellikle burada biz görüyoruz zaten, ister Hazreti İshak, evlenme noktasında bir tercihte bulunma adına adımlar atacağı sırada ister Yakup Aleyhisselam bu noktada adımlar atacağı sırada annelerinin özellikle onlara hanım alırken yani kendilerine de gelin alırken bu noktada biraz daha ciddi titizlik gösterdiklerine şahit oluyoruz. Hazreti Yakup'un annesi de Refka o Kenan diyarı işte onların bulundukları yer oradan kimseyle evlendirmek istemiyor. Yakub'u aleyhisselamın dayısı var Laban Harram bölgesinde Feddan şehri var o şehirde Laban'a gönderiyor Laban'ın iki tane kızı var git diyor benim istediğimi söyle dayına işte böyle bir talebimizi ilet dayın sana iki kızını versin sen o iki kızınla evlen buradan sonrası baya bir tarihi kaynaklarda detaylı anlatılır oralara girmeyeceğiz dayısı bu teklife çok seviniyor Böylece büyük kızı Leyya bir başka telaffuzla Lea sonra da küçük kızı Rahil o da farklı telaffuzları var Rahal ya da Raşel diye Yakup Aleyhisselam da evlendiriliyor. Biliyorsunuz İslam'da yani işte şu andaki bizim son şeriatimizde aynı anda iki kız kardeş bir nikah altında tutulmaz. Ama geçmişte bu var bu tarz şeriatlerde farklılıklar var. Hatta Musa Aleyhisselam'a kadar bu geleneğin devam ettiğini Musa aleyhisselamda da yasak olduğu söylenilir. Dolayısıyla Yakup aleyhisselam zamanında böyle bir yasak olmadığı için iki kız kardeşle evleniyor. Dayısı Laban çok zengin birisi. Yeni Hazreti Yakup'un gelip böyle bir şey söyledimmesinden dolayı çok memnun oluyor. Yakup'a iki kızını verince iki tane de cariye veriyor. Böylelikle Yakup Aleyhisselam'ın dört hanımı oluyor ve bu dört hanımından çocukları oluyor. Niye bu bilgiyi veriyorum? Çünkü biz Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle olan mücadelesini gördüğümüzde bu bilgiler bize lazım olacak. Hazreti Yakup'un o cariyelerden ikişer oğlu oluyor. Leyya'dan altı oğlu oluyor. Yıllarca Rahil'den çocukları olmuyor. Baya o manada hanımlar arasında bazı şeyler anlatılır tarih kaynaklarda. Sonra Rahil'den de iki oğlu oluyor. Böylelikle Hazreti Yakup'un 12 tane oğlu bir tane de kızı olmuş oluyor. Şimdi şecere gelsin ekrana o şecereye dikkatle bakın isimler biraz zor telaffuzlar ama akıllarımızda ne kadar durursa Hazreti Yusuf derslerinde tekrardan yeri geldiğince göreceğiz. Bakın dört tane hanımı Zilfa, Bilha, Leyya ya da Lea, Rahil ya da Rehal ya da Raşel. Zilpa'dan iki tane Kat ya da Cat ya da Aşer ile Aşir. iki farklı telaffuzları var. Bilha'dan Dan ve Naftali, Leyya Hazreti Yusuf'un teyzesi yani o anne bir kardeş, anne baba bir kardeşi biliyorsunuz Leyya. Ruben, Şimon, Levi, Lahuda, İssakar, Zebulun ve kız olarak Dina. Rahil'den de Yusuf'la Bünyamin. E bunların ismi kolay bize zaten. Bizim de en fazla ihtiyacımız Hazreti Yusuf'la Bünyamin'e olacak zaten. Bu kardeşlerin birbirleriyle olan rekabetleri, aralarındaki özellikle haset adına çok ciddi bir imtihan var biliyorsunuz kardeşler arasında. Bu hasedin de ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, tek sebep bu değil ama en önemli sebeplerinden bir tanesi annelerinin farklılıkları. O annelerin farklılıkları kardeşler arasında o hasedin biraz daha farklı boyuta gelmesine sebebiyet vermiştir. Velev ki annesi bir de olsa kardeşler arasında haset biliyorsunuz farklı boyutlarda biz Hazreti Yusuf'ta bunu göreceğiz. Şimdi Hazreti Yakup detaylarını Hazreti Yusuf'un o kıssasında göreceğimiz üzere imtihanlarla dolu uzunca bir hayat yaşıyor. O fırtınalı süreçler bitip Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yusuf'a ve Hazreti Bünyamin'e kavuştuğunda Yine tarihi rivayetler ışığında söylüyoruz çünkü Kur'an'da böyle bir bilgi yok. 130 yaşlarında olduğu söylenir. O büyük buluşma gerçekleştikten sonra 17 yıl Hazreti Yakup çocuklarıyla beraber yaşıyor ve 147 yaşına gelince Hazreti Yakup vefat yolunda işte ölüm döşeğine düşüyor. Kur'an'ın bize anlattığı o vasiyet o anda ortaya çıkmış oluyor. Yani 147 yıllık bir hayatı var eğer tarihi rivayetler doğruysa. Ama tarihi rivayetler bir tarafa Kur'an bize bir bilgi veriyor. Hazreti Yakup çocuklarına anlattı, anlattı, anlattı. Düştü vefat döşeğine ölüm yolunda bir müddet sonra ruhunu Rahman'a teslim edecek halen anlatmaya devam ediyor. Bilmem bu bize bir şey söyler mi? Bugün babalığı sıkıştırmışız biz belli alanlara. Mesela diyoruz ki işte tamam ya gencecik çocuk ya da gencecik bir kız geldi belli bir yaşa kadar ben artık tamam ne yapabilirim ki onu en iyi okula gönderdim. Yazları cami kurslarına, imam hatiplere, şuralara buralara işte ya da Kur'an kurslarına gönderdim. Vakıflara, derneklere gönderdim. Öğretmen tuttum onlara bir şeyler yaptım. E, e, evlenmesi adına da yardımcı oldum. Aklı başında artık ben ne yapabilirim ki? Bir bunu diyen babalar var. Onlara Baba denir mi bilmiyorum ama böyle babalar ki çoğu böyle ne yazık ki. Bir de ölene kadar çocuğu için yanan bir baba var. Biz Yakup Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Ve o vasiyeti eğer her boyutuyla işlediysek, değerlendirdiysek öyle güzel mesajlar var ki benim güzel kardeşlerim. İnanın ki vakit ne kadar yetecek bilmiyorum ama ben bugün özetlemek için çok zorlandım. Zaten geçen ders size verdim bunları biliyorsunuz. Dedim ki Bakara 132 ile 133. ayetleri ne olur? Bu çerçeveden bir değerlendirin. Çünkü yoğunlaştığınız zaman birkaç tefsirden de okuduğunuzda siz de üzerinde tefekkür ettiğinizde zemini de görüyorsunuz işte. Bir baba var peygamber 12 tane oğlu var torunlar da oluşmuş orada. Oğulları torunları vefat yolunda olan bir babanın bir feryadı var orada bir feryadı o feryadı anladığımızda aslında biz bir gün hayatın içerisinde birçok şeyi anlamış olacağız. Bilmiyorum o 132. ve 133. ayetleri okurken şunları gördünüz mü? O iki ayette ne var biliyor musunuz? Bir babanın evlatlarına yapabileceği en güzel vasiyet örneği var. Evet bir baba mal da bırakabilir. Bir baba başka şeyler de söyleyebilir. Ama en güzel vasiyetin ne olduğunu Yakup aleyhisselamın üzerinden biz bu iki ayeti ayette öğreniyoruz. Bir peygamberin evlatlarına yapabileceği en önemli uyarıyı okuyoruz bu iki ayette. Bakın farklı farklı şeyler aslında çıkarabiliyoruz ayetlerden. Bir atanın yani dedenin nesline sorabileceği en mühim soruyu çıkarabiliyoruz o iki ayetten bir davetçinin böyle de bir kimliği var Hazreti Yakup'un biliyorsunuz muhataplarına söyleyeceği en açık mesajı okuyoruz o hikayette. Ve beşincisi sonuncusu bu da çok önemli hepimiz için gerçekten çok çok önemli. Bir Müslümanın yüreğinde duyabileceği en derin ızdırabı okuyoruz o hikayette. Şimdi bu çerçevede meseleye baktığınızda Olay başka yerlere gidiyor benim güzel kardeşlerim. İşte o zaman anlıyorsunuz şu Aziz kitabın neden Yakup Aleyhisselam'ın son anlarında o vasiyeti dile getirdiğini ve o vasiyetle aslında çağları aşan nasıl mesajlar verdiğini. Sadece orada muhataplar çocukları olabilir, torunları olabilir ama biz çağlar aşan bir vasiyet ve o vasiyetin üzerinden mesajları okuyoruz zaten şu anda. Mesele bu aslında. Eğer sadece o güne, o ana hasretmiş olsaydık, sıkıştırmış olsaydık zaten anlamamış olurduk. Şimdi aziz Kur'anımızdan o iki ayetin mealini bir okuyalım. Siz okudunuz. Bir daha tekrar edelim. İbrahim bunu oğullarına da vasiyet etti. Yani bu sadece Yakup Aleyhisselam'a ait bir vasiyet değil. Yakup da öyle. Ne dedi? Oğullarım Allah sizin için bu dini yani İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mı orada mı idiniz? Kime diyor bunu? Yahudilere diyor. Çünkü Yahudiler bir sürü yalan attılar bir sürü iftira attılar bir sürü başka şeyler söylediler. Yakup Aleyhisselam'ın söylemediği şeyleri ona isnat ettiler. O da diyor siz orada mıydınız? Oraya şahit olan alemlerin Rabbi olan Allah konuşuyor. Ve diyor ki Yakup böyle bir vasiyette bulundu. Sizin dediklerinizin hiçbir tanesi doğru değil. O zaman Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar da senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuz dediler. Şimdi benim güzel kardeşlerim ne çıkardınız vallahi bilmiyorum ama inşallah bir şeyler çıkarmışsınızdır. Bazen duyuyorum işte içinizden bazı kardeşlerimin söylenen bir şeye çok ehemmiyet verip gerçekten üzerinde bedel ödediklerini okuduklarını, araştırdıklarını ondan da çok memnun oluyorum. Allah öyle gayret içerisinde olan kardeşlerimizin sayısını arttırsın Çünkü Kur'an'la meşgul olmasak başka bir şeyle meşgul olacağız. Ve şeytan bizi başka şeylerle oyalayacak. Onun için Kur'an'la meşgul olmak, ilimle meşgul olmak en önemli şey. Ben de elimden geldiğince zaten onu yapmaya çalışıyorum. Sizi de ona davet etmek istiyorum. Şimdi bir daha hatırlayalım. Vefat yolunda bir peygamber var. Vefat yolunda bir baba var. Vefat yolunda bir dede var. Vefat yolunda bir ata var Beni İsrail'in atası olarak diyelim. Ve bu bütün hepsinin yanında konuşuyor Hazreti Yakup. Ayetleri de okuduk şimdi. Ne söylüyor biliyor musunuz? Neler çıkarıyoruz? Bakın bir mesaj merhamet ile karşıda yankı bulur. En başta vasiyette biz bunu çıkardık aslında. Vasiyet tevhid ile başlarsa değer kazanır. Bunu da çıkardık. Saadet iyi başlamak ve iyi ölmek ile ancak elde edilir. Hakikat kuruntu ve zan ile değil vahiy ile ispatlanır. Beşincisi tevhid sadece slogan ile değil mutlak manada biri birlemek ile ancak mümkün olur. Bu beş tane mesajı biz iki ayetlik o vasiyetten çıkarabiliyoruz. Biraz açalım az bir şey yani. Birincisi ne? Mesaj merhamet ile yankı bulur. Ne diyor Yakup Aleyhisselam çocuklarına? Ya bu neye diyor? Ey oğulcuklarım. Ey evlatlarım. Yani nasılsa o kelimeyi, o hitabı Türkçeye nasıl çevireceksek yani öyle merhametsiz bir hitap cümlesi yok ortada. Ve söylemde de yani sonraki şeylerde de biz bunu görüyoruz. Peki kim var karşısında Hazreti Yakup'un? Ya ona bir sürü hüzün yaşatan, bir sürü dert yaşatan, bir sürü sıkıntı yaşatan evlatları var evlatları neler neler yaşatmışlar. E şimdi babalar bilmiyorum duyarlar mı beni oğlu 15 yaşında 20 yaşında 30 yaşında bir yanlış yapmış neyse artık bir yanlış yapmış. Ya unutmuyor baba onu ya unutmuyor ya 30 senedir ağzına sakız etmiş unutmuyor onu ya. Ya niye unutmuyorsun ya niye unutmuyorsun ya ikide bir niye bu çocuğun yüzüne bunu vurup duruyorsun ya ya sen o günahı ikide bir ya da o hatayı ki hata mı değil mi o da ayrı bir mesele. Belki sen kendine göre onu hata diyorsun. Isıtıp ısıtıp onu gündeme getiriyorsun. Eğer sen duyarsan burada işte Yakup Aleyhisselam'ı sana babalık öğretiyor babalık. Bir sürü bir sürü ya bir sürüsünü gördük göreceğiz de neler neler yaşattılar çocuklar ona. Hazreti Yakup onların hepsini unuttu bir şeyi unutmadı. Ne olur ne olur Müslüman olarak ölü. Bunun derdiyle yanıp tutuşuyor. Bunun derdiyle. Öyle basit birkaç dünyalık dert için falan değil. Eğer biz bunları alırsak işte bazı şeyleri hayatımızla farklı bir noktaya taşıyacağız. Onun için Hazreti Yakup'un bu vasiyetinin üzerinden en önemli mesajı alıyoruz burada. Mesaj merhamet ile yankı bulur. Merhamet yoksa hiç kusura bakmayın babalık yok, annelik yok, hocalık yok, talebelik yok, arkadaşlık yok, kardeşlik yok, merhamet yoksa hiçbir şey yok. Çünkü bu işin zemininde olması gereken şey merhamet. Bunu biz burada Hazreti Yakup'un üzerinden ne görüyoruz? İkincisi vasiyet tevhid ile başlarsa değer kazanır. Tamam köydeki tarlayı arsayı ver onu da söyle. Söylemene kimse bir şey söylemez. Varsa bir şeyler onları da ver yani ne, ne söyleyeceksen. Başka şeyler söyleyeceksen onu da söyle ama en başa bunu al da en başa bunu al. Bir İslam peygamberi olarak Hazreti Yakup bunu konuşuyor ve tevhid diyor. Ama tevhidi söyleyecek bir baba da önce kendisinin tevhidi anlaması lazım. Tevhidi anlamamış bir baba nasıl tevhidi söyleyecek? İşte burada hepimiz aslında bu noktada da bir şeyler söylüyor. Vasiyet tevhid ile başlarsa değer kazanır. Üçüncüsü saadet iyi başlamak ve iyi ölmek ile ancak elde edilir. İyi başladın İyi de bitiriyorsan senden daha iyisi yok. Vallahi bir dua edeyim. Ne olur siz buna gönülden amin deyin. Allah'ım bizi iyi başlayıp iyi bitirenlerden eyle. Akıbet o kadar zor bir şey ki benim güzel kardeşlerim. Yani insan biraz yaşlanınca daha fazla korkmaya başlıyor. Vallahi benim ödüm kopuyor. Ben bu işi iyi bitirebilecek miyim bilmiyorum. Ödüm kopuyor benim. Çünkü ben sahabeden bunu görüyorum. Ötleri kopuyor, ötleri İyi başladık. Bakalım iyi bitecek mi? Bakalım dünyanın kiri, pası bizi başka yerlere götürecek mi? Bakalım istikamet çizgisini tam anlamıyla koruyabilecek miyiz? Bütün bunların hepsi sahabe için en öncelikli meseleydi. İşte onlar buradan öğrendiler. Bakın, Hazreti Yakup bunu söylüyor. İnanın şu cümle o kadar mühim bir cümle ki benim güzel kardeşlerim, fela temutunne illa ve entum muslimun o halde sadece Müslüman olarak ölünüz. Kim diyor bunu? Bir peygamber diyor. Bir baba diyor. Peki buradan ne alıyoruz? Valla ben bunları alıyorum bilmiyorum siz alıyor musunuz? Hazreti Yakup ne dedi biliyor musunuz? Mesele soy meselesi değil. Mesele yol meselesidir dedi babanız peygamber diye bana güvenmeyin diyor aslında. Allah Resulü bunu daha açık bir biçimde Safa tepesinde kızı Fatma'ya da halası Safi anamıza da söyledi. Babanız, kardeşiniz, işte yeğeniniz peygamber diye güvenmeyin diyor. Burada da Hazreti Yakup'un söylediği o. Ben sizin babanız olabilirim, atanız olabilirim. Ama eğer siz Müslüman olarak ölmezseniz benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Onun için mesele soy meselesi değil. Öyle atalarla övünerek bir yere gidemeyiz. Hele atalarla övünerek cennete hiç gidemeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Ataların yaptıkları bizim karınlarımızı doyurmuyor. Şimdi onu zaten söyleyecek biraz sonra aziz kitabımız bir daha söyleyecek. Bir daha onu nazarlarımıza verecek. Burada da o halde Müslüman olarak ölünüz sözünün ayetinin üzerinden bunu alıyoruz. Mesele soy meselesi değil, yol meselesidir. İkincisi mesele sadece Müslüman olarak isimlendirme değil gereklerini yerine getirme meselesidir. Müslüman mısın Müslümanım e ne var ortada bir şey yok. Ölüm öyle gelecek mi sana eğer o da değilse işte burada Yakup aleyhisselamın uyarısı bu. İsim olarak Müslüman olmanız yetmez. O ismin altını doldurmak zorundasınız size asıl burada verilmesi gereken mesajın bu olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Üçüncüsü mesele sadece iman etme meselesi değil imanla yolu bitirme meselesidir. Başladın imanla çok güzel imanla bitecek mi? Asıl mesele o asıl ve bütün bir bizim çabamızı gayretimizi yoğunlaştıracağımız şey bu bu iyi bitirmek iyi nihayetinin de kapanışında filmin sonunun da iyi olması. Allah bize onu nasip etsin. Dördüncüsü, mesele sadece ölmek değil, Müslüman olarak ölme meselesidir. Ölüm gelecek, hiç kimse ondan geri kalmayacak. Herkes gibi herkes ölecek ama netice Müslüman gibi yaşamak, Müslüman gibi ölme meselesi. Sonuncusu da ne biliyor musunuz buradan çıkaracağımız mesaj? Mesele sadece bu hakikati dillendirmek değil sürekli bu ızdırabı canlı tutma meselesidir. Eğer Yakup aleyhisselamda bu ızdırap olmasaydı emin olun o ızdırabı yansıtmazdı. Çünkü son anlarda son anlarda o son anlara şahit oldunuz mu birilerinin bilmiyorum. Ne yazık ki hayatımızdan çekip gitti. Şimdi insanlar evlerinde ölmüyorlar işte hep hastanelerde şurada burada öldükleri için biz ölümlere şahit olmuyoruz. Ama en azından bizim nesil bir, bir, bir miktar olsa da gördük biz. O son anlara şahit olduğunuzda inanın öyle derin tefekkürler var ki orada öyle derin. Kimin nasıl gittiğini kimin nasıl bu noktada ruhunu teslim ettiğini, kimin nasıl o son anlarda bazı şeyleri yapabildiğini ya da yapamadığını gördüğünüzde daha farklı bir biçimde görüyorsunuz. Anamız, anaların anası Ayşe anamız binlerce selam olsun ona. Allah Resulü'nü gördü çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını onun göksüne koyarak bu dünyadan veda etti. O bazı şeyleri görünce ya bu ölüm ne kadar zormuş dedi. Ben Resulullah'ı da gördüm ya Artık bundan sonra bu manadaki korkum daha da arttı diyerek Ayşe anamız kendi halini de orada ortaya koymuş oldu. Onun için o tarz şeylerin üzerinde bizim daha farklı bir biçimde dur, dur durmamız lazım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Tabloyu bir zihnimizde canlandıralım. Bir daha onun yanına bir tablo daha koyacağız. Hazreti Yakup çocukları, torunları orada söylediklerini gördük. Aradan yıllar geçecek. Yıllar Yusuf Aleyhisselam İktidarın zirvesinde neler oldu, neler yaşadı Hazreti Yusuf derslerinde göreceğiz. Mülkün, iktidarın, gücün zirvesindeyken Hazreti Yusuf'un dilinden dökülen bir cümleyi biz buradan bir ayet olarak okuyoruz. Bir ayet. Bakın, ne diyor Hazreti Yusuf? Ey Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin, rüyaların, tabirini, yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yerleri yaratan dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Son cümle ne biliyor musunuz? Teveffeni muslimen vel hekni bis salihin. Allah'ım beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler içerisine kat. Babanın vasiyeti oğlun nihayeti. Birbiriyle uyum arz ediyor. Kur'an'ın güzelliği bu işte. Bir yerde istediği Yakup Aleyhisselam onun neticesini görüyoruz biz Yusuf Aleyhisselam içerisinde. Ve nerede yapıyor bunu? Nerede? Yani gücü elinden kaçırdığı zaman, iktidarı kaçırdığı zaman, yıllarca iktidarın ekmeğini, yağını yediği zaman, saraylarda şurada burada olduğu zaman, bunları hepsini kaybettiği zaman değil. Tam böyle zirvedeyken "Allah'ım yeter, yeter. Beni zirvede al." Beni zirvede al diyerek o noktada bir şeyi Yusuf Aleyhisselam ortaya koyuyor. Ne olur ya Rabbi bana mülk de verdin, sözlerin, rüyaların, tabirinde bana öğrettiğin, gösterdiğin birçok şeyi verdin. Şimdi beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler içerisine kat. İşte Yusuf Aleyhisselamın oradaki o feryadını siz Yakup Aleyhisselamın o vasiyetinin altına yazıp okuduğunuzda baba oğul iki peygamberin Nasıl aynı çizgiyi devam ettirdiklerini ve aynı ızdırapla yürüdüklerini daha iyi görmüş oluyorsunuz. Bir yerde babanın vasiyeti, bir yerde de o vasiyeti yerine getiren oğul olarak Hazreti Yusuf o bütünlük bambaşka şeyler veriyor bize. Dördüncüsü, hakikat kuruntu ve zan ile değil, vahiy ile ispatlanır. Yahudiler bir sürü yalan attılar, iftiralar, kuruntular, zanlar neler neler ileri sürdüler. Vahiy onların hepsine cevap verdi. Ne dedi? Yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? Siz canlı şahitler misiniz? Yok o zaman söylediklerinin hiçbir tanesi doğru değil. Allah doğrusunu söylüyor. Doğrusu da bu deyip o vasiyetin gerçek manada ne olduğunu gözler önüne seriyor. Beşincisi tevhid sadece slogan ile değil mutlak manada biri birlemek ile ancak mümkün olur. Sadece slogan değil. Ne dedi ayeti bir daha hatırlayın. Yakup oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz demişti. Onlar ne dediler? Biz ataların, senin ve ataların İbrahim burada amcanın anılması çok önemli benim güzel kardeşlerim. Çok önemli. İsmail, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha, tek Allah'a kulluk edeceğiz biz ona teslim olmuşuz dediler. Buradaki soru baba peygamber olarak baba Yakup aleyhisselamın sorusu tevhid sorusudur. Çocukların verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Mubahitlerin verdiği cevaptır. Tevhidi içselleştirenlerin verdiği cevaptır. Biz böyle yapacağız. Biri birleyeceğiz. Allah'a ait olan alanları hiçbir şekilde ayırmayacağız. Yaratma da Allah'ın diyeceğiz. Yönetme de Allah'ın diyeceğiz. Allah'ın rezzak oluşuna, Allah'ın bu noktada hayatın bütün alanlarına söz söyleme adına ortaya koyduğu her şeyi kabul edeceğiz ve gereklerini yerine getireceğiz. Yani parçalamayacağız. Burası Allah'ın da haşa burası kulların demeyeceğiz işte bugün çoğu insanın yaptığı gibi. Camiyi sadece Allah'a verip de siyaseti, ticareti başkalarına pay etmeyeceğiz. Bu, bu demek. Ne olursa olsun tek bir ilaha inanacağız. Allah'ın hükümleri ahkamı neyse onun da gereklerini yerine getireceğiz. Ne kadar yaptılar ne kadar onu devam ettirdiler onu ben İsrail'in o tarihi süreç içerisinde göreceğiz. Ne diyeyim ben burada valla şöyle bir şey söyleyeyim. İnşallah böyle vasiyet eden babalardan oluruz. Çünkü bu çok güzel bir şey. Bu vasiyeti edebilmek için işte böyle bir yürek ve o yüreğin içerisinde ağzına kadar dolu olacak bir iman lazım. Allah onu bize nasip eylesin. İnşallah böyle vasiyetler edecek kadar istikamet üzere hayatın sahipleri oluruz. Çünkü bu da çok önemli. İnşallah böyle vasiyetleri edecek evlatların sahibi oluruz. İnşallah böyle vasiyetleri yerine getiren evlatlar oluruz. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti Yakub'un Kur'an'da anlatılan bu vasiyetinin yaşandığı o son anları tarihi kaynaklarda biraz detaylarıyla okuyoruz. Mesela Ebul Fida'nın Fida El Bidaye ve Nihayesinde, Salebi'nin Arais'inde ve başka kaynaklarda. Hazreti Yakup Mısır'da bütün oğulları, torunları başının ucunda vasiyetini o Kur'an'ın zikrettiği vasiyetini yaptıktan sonra başka vasiyetler de yapıyor. Onlardan bir tanesi şu kılıcını ve yayını istiyor kılıcını ve yayını Yusuf aleyhisselama veriyor. Bu ne demek olduğunu anladınız. Yani orada kılıç ve yay sembol aslında peygamberliğin onunla devam ettiğine ait bir işaret bu. Sonra bütün çocuklarına bir talepte bulunuyor. Diyor ki: "Ben ölürsem beni El-Halile, yani babamın, dedemin olduğu yere, o günkü adıyla Hebron şu anda da öyle anılıyor biliyorsunuz, El-Halile götürün." ve babamın yakınlarında bir yere defnedildi. Böylece vefat ediyor Hazreti Yakup. Hazreti Yusuf bu vefatı bu vasiyeti yerine getirmek için seferber oluyor. Zaten biliyorsunuz o zamanda güç ve iktidar elinde. Ama Hazreti Yakup'un vefatı o tarihi kaynaklarda öyle geçiyor. Mısır'da çok farklı bir hüzünle karşılanıyor. Günler süren bir yolculukla Yakup Aleyhisselam'ın naaşı El Halil'e Filistin'e getiriliyor. Onlar El Halil'e ulaştıkları gün kaynaklar tarihi rivayetlerden okuyoruz. Yakup Aleyhisselam'ın ikiz kardeşi olan Ays da o gün vefat ediyor. İkisini beraber aynı yere defnediyorlar. Yani amcalarını da o çocuklar defnetmiş oluyorlar. Böylelikle Yakup Aleyhisselam'ın hayatı nihayete ermiş oluyor. Şimdi ekranlara gelecek Yakup Aleyhisselam'ın kabrinin resmi. Allah binlerce kez rahmet eylesin o büyük İslam peygamberine. Onun kabri El Halil mescidinde. Yani El Halili İsak Aleyhisselam'ın derslerinde de Hazreti İbrahim'in derslerinde de biraz detaylıca anlatmıştım biliyorsunuz. Gasp edilen bir mescittir. Gasp edilen. Yani onu Yahudiler şu anda çok böyle ikiye de ayırmamışlardır. Büyük bir kısmını kendilerinde tutmak üzere mescidi gasp etmişlerdir. O mescidin Müslümanlara ait olan bölümüne de nasıl zorluklarla girildiğini gidenler bilir. Zaten oranın yerli halkı yani Filistinler çok zorlanarak gidiyorlar. Resimde görüyorsunuz biraz örtüsünün eskidiğini, etrafının biraz tozlandığını. Bazen bu tarz resimleri görünce ya da oraya gidip ziyaret etme imkanı bulunca Meseleyi bilmeyen insanlar ileri geri konuşuyorlar. Onun eskimesi, temizliğinin iyi olmaması oradaki Müslümanların ihmalinden kaynaklanmıyor. O teröristlerin, onlar tam bir terörist yani o teröristlerin engellenmesinden kaynaklanıyor. Bunu da ne olur aklımızdan çıkarmamış olalım. Allah inşallah o mescidin bütün mescitlerimizin de özgürlüğe kavuştuğu günleri görmeyi bizlere nasip eylesin. Bir an önce El-Halilimizin de Mescid-i Aksa'mızın da şimdi bunu söyleyeceğim belki bazıları yadırgayacak ama işgal altında olan sadece Mescid-i Aksa değil. Mekke'mizin ve Medine'mizin de bir an önce özgürlüğe kavuştuğu günleri Allah görmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu musaf sadece buraya biraz önce birkaç işaret yapmak için getirmedim. Bir şey için getirdim. Kur'an içerisinde Tevafuku Kur'aniye diye bir bölüm var. Yani tevafuklar var. Böyle tevafuk biliyorsunuz planlı rastlantıdır. Çok güzel tevafuklar var. Hem de bu tevafuklardan bir tanesi bugün bizim okuduğumuz ayetlerden bir tanesiydi. Onun için bu tevafuku sizin bir nazarınıza verip oradan bir mesajı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Kur'an'ın 19. sayfasını açtığınızda buradaki Musaf'ta 19. sayfa. Bakın son ayetin kırmızıyla yazılı olduğunu görüyorsunuz. Hemen arkasını da çevirdiğinizde yine en son ayetin kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bu iki ayetin sayfaları bakın 19-20 hemen alttaki ayetlerin böyle kırmızı olması iki ayetin de aynı olduğunu gösteriyor. Aynı birebir aynı. Ne diyor Rabbimiz? Tilke ummetun kad halet. Laha ma kesebet ve lekum ma keseptum ve la tuselun amma kanu yamalun. Onlar bir ümmetti geldi geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız ise sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. Şimdi Kur'an söylüyor işte burada ayet başladı. Söyledi söyledi söyledi. 134. ayete geldi bu ayet. Sonra arkaya geçtik yine söyledi söyledi. Siz önceki ayetleri okursunuz zaten. Geliyoruz işte 141. ayete aynı şey. Aynı ayet arka arkaya iki kez birbirlerine bu kadar yakın olan yerlerde denk geldi. Buradan bir şey de çıkarıyoruz. Kur'an'da hiçbir tekrar sadece tekrar olsun diye zikredilmez. O Rahman Suresi'ndeki tekrarlar bile öyle değil. Orada her nimetler anıldıkça tekrarlar var ya febi eyi ala rabbi kumatu kezivan onlar bile sadece bir tekrar değil. Kur'an'daki her tekrarın hikmeti var, burada da var. Siz o sayfayı böyle başından sonuna okuduğunuzda, sonra döndüğünüz arkasında 20. sayfayı başından sonuna okuduğunuzda iki tane temel mesaj çıkarıyorsunuz benim güzel kardeşlerim. Kur'an'ın tarih yasalarıyla alakalı en önemli ayetlerinden birileridir bu ayetler. Yani en önemli iki ayettir diyelim. İki ayet çünkü. 134'te ne diyor biliyor musunuz? O anlattıklarının arkasından işte onlar bir ümmetti diyerek dikkatlerimizi neye çekiyor? Ataların yaptığı iyilikleri sadece övmek çocuklara fayda sağlamaz. Yani atalarınızla övünmeniz sizi sadece bu manada bir faydaya ulaştırmıyor. Atalarla övünmek Karın doyurmuyor yani bunu söylüyor. Sadece onları övmekle bir yere varamazsınız. Aslında orada onlar bir ümmetti geldi geçti ayetinin bize verdiği mesajlardan bir tanesi bu. 141. ayette yine anlattı 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 en son geldi onlar bir ümmetti geldi geçti dedi. Orada ne çıkarıyoruz biliyor musunuz? Ataların yaptığı hataların faturaları asla çocuklara kesilmez. Ataların yaptıklarıyla övünülmediği gibi ataların o yaptığı kahramanlıkları zikretmek bize karın doyurmayacağı gibi atalarla yerinmek de insana bir fayda sağlamıyor. E olur ki benim atalarım yanlış şeyler de yapmış olabilirler. Şimdi onların yanlışlarının bedelini ben mi ödeyeyim? Ben mi o faturayı ödeyeyim? Suç şahsidir ya. Kim ne yapmışsa o Allah'a verecek onun hesabını. Dolayısıyla burada aynı muhtevayla gelen o iki ayet iki tane önemli tarih yasasını bizim önümüze koymuş oluyor. O yasaları ne olur aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Ne atalarla övünmek sadece bize bir fayda sağlıyor ne de onlarla yerinmek ya da onların işte yaptıkları bir şeylerden dolayı birilerine fatura etmek birilerine bu manada onun bedelini ödetmek de bize bir fayda sağlamıyor. Eğer biz Kur'an'ın bu yasalarını, bu tarih yasalarını iyice anlar ve gereğini yerine getirirsek yapacağımız belli. İyi şeyler yapılmışsa örnek alırız. Eksik, yanlış, hatalı şeyler yapılmışsa onlardan da ibret alırız. Çünkü ibret alarak o hataları işlememeye çalışırız. Tekerrür ettireceksek tarihi iyileriyle tekerrür ettiririz. Eğer yanlışlar varsa o yanlışlara düşmeyiz. Onu tekerrür ettirmemeye çalışırız ki o da ancak ibret almakla mümkün olur. Eğer öyle olmaz da farklı bir şey yaparsak e, temelin durumuna düşeriz. Duymuş hocanın o, o birinden Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı işte şöyle eziyet ettiler şöyle çarmıha gerdiler. Çıkmış dışarıya ilk bulduğu Hristiyan'a bir tokat patlatmış. Adam şaşırmış demiş ki sen ne yapıyorsun ya? Ya demiş siz İsa Efendimiz'i çarmıha gelmişsiniz. Ya İsa aleyhisselam nerede ben nerede şimdi bunun bedelini bana mı ödettiriyorsun? E demiş ki temel ben yeni duydum. Yeni duyduğum için bedelini şimdi ödettiriyorum. Böyle değil. Ataların yaptıklarını kalkıp bugün birilerine mal etmek. Buna ait çok çok ciddi hatalar var. Yani girsek bir sürü şey söyleriz ama siz alacağınızı aldınız. O dolayısıyla biz buradaki tarihin yasalarına göre davranmak ve onun gereklerini de yerine getirmenin gayret ve mücadelesini vermek. Allah hepimize bu ufku nasip eylesin. Bizi bugün konumuz o olduğu için öyle. Başta Hazreti Yakup olmak üzere bütün İslam peygamberlerini çok doğru bir biçimde anlayıp onların yollarını yol edinip onların bıraktıkları miraslara sahip çıkıp Onların bize söyledikleri her şeyi de hayatlara taşıma adına bir gayretin içerisinde kılsın. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.